Ahmet Refik Paşa deyince aklımıza hemen kim gelmeli? Tabii ki Molière gelmeli. Ahmet Refik Paşa Molière'in hemen hemen bütün tiyatrolarını Türkçe'ye çevirmiştir. Bazılarını çevirmiş, bazılarını uyarlamıştır. Fakat elimizde bunların yaklaşık yarısı vardır. Yarısından biraz fazlası olabilir belki. O yüzden Ahmet Refik Paşa'nın tiyatrolarını 3 grupta toplayacağız. Nesirle çevirdikleri, manzum biçimde çevirdikleri, bir de adaptasyonları diye ayıracağız arkadaşlar. Ahmet Vefik Paşa'yı nasıl kodlayacağız? Öncelikle Ahmet Vefik'in A ve V harflerini alacağız. Molière'in de M'sini alacağız. Ve bir AVM canlandıracağız gözümüzde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir AVM var. AVM'nin önünde iki tane güzel kız takılıyor. Ve oradan fiyakalı bir araba geçiyor. Arabanın şoförü kim? Ünlü çapkın Don Juan. Ya da Türkçe söylenişiyle Don Civani. Çapkınlığın diğer bir tabiri vardır Türkçe'de. Pırpırı derler. Çapkın, hovarda kişi anlamına geliyor. Argo'da bir sözcük. Pırpırı kibar birisi. Çapkın ve kibar birisi. Bu Don Juan. Buradaki kızlara da dudu kuşları diyor. Yani genel olarak bütün güzel kızlara dudu kuşları diyor Don Juan. Ve o sırada yine oradan geçerken kızlara müziğini çalıyor arabasında. Bu şekilde ilerliyor. O sırada kızlar tabii Don Juan'ı görünce etkileniyorlar ve şu cümleyi kuruyorlar. Ne sihir. Ondan sonra birden aşık oluyorlar Don Juan'a ikisi birden. İnfial oluşturuyor bu durum onlar da. İnfiali aşk meydana geliyor kendilerinde. Ondan sonra tabii Don Juan çok tecrübeli bir çapkın. İstediğini alıyor. Ondan sonra onları diğer bütün kızlar bıraktığı gibi bırakıyor. Ve kızlar Don Juan'a diyor ki muacciz diyor. Muacciz tacizci anlamına geliyor. Halbuki taciz falan yok. Normalde yapması gerekenleri yaptı. Siz de bütün diğer kızlar gibi tuzağa düştünüz ve olan oldu. Buradaki bu hikayedeki ifadeler bize Ahmet Refik Paşa'nın Nesir'le yazdığı tiyatrolar. Şu Nesihir Nesir'i hatırlatsın bize. Nesir'le yazdığı tiyatrolar hatırlatacak arkadaşlar. Nedir o tiyatrolar? Don Juan, Pırpır Kibar, Dudu Kuşları, İnfiali Aşk ve Muaccizler. Şimdi burada AVM var dedik. AVM'nin yine AVM'miz burada. Karşısında iki tane okul var. İki tane mektep var. Nedir o mektepler? Birisi kadınlar mektebi, öbürü kocalar mektebi. Peki mektepte kimler var? Kadınlar mektebinde okumuş kadınlar var. Kocalar mektebinde adamcıllar var. Adamcılığı şöyle yorumlayalım. Yani insancıl kişiler yetişiyor burada. Yani kadına şiddet uygulamayan, nezih, insancıl erkekler yetişiyor gibi canlandıralım gözümüzde ve onlara adamcıl diyelim biz. Şimdi bu iki mektebin şöyle bir sloganı var arkadaşlar. Nedir o slogan? Aşk-ı musavver burada öğrenilir. Yani tasvir edilmiş, idealize aşk burada öğrenilir. Bu okullarda, bu mekteplerde öğrenilir gibi düşünelim. O sırada bu okulların karşısında bir kafeterya var ve bu okullarda öğrenim gören bir kadın ve bir erkek burada oturmuşlar, bir şeyler içiyorlar. Bu erkek çok savruk. Çok savruk birisi. Para harcıyor. Yine pahalı bir hediye almış. Elinde bakın pahalı bir hediye var. Sevgilisine. Sevgilisi de ona akşam tart yapmış. Tart getirmiş. Bakın burada tart var. Güzel bir meyveli tart yapmış kendisi. Bizim adamımız da buna diyor ki tart çok güzel gözüküyor. Güzel de kokuyor. Şöyle bir cümle kuruyor. Tart üf diyor. Ondan sonra tart da hoşuna gidiyor. Zaten kadın da seviyor. Hediyesini de getirmiş. Hemen cebinden bir tane manzume çıkarıyor ve okuyor sevgilisine. Manzume şiir demek biliyorsunuz. Manzumeyi sevgilisine okuyor ve güzel bir gün geçiriyorlar.
Şimdi buradaki manzume sözcüğü bize Ahmet Refik Paşa'nın manzum biçimde yazdığı tiyatroları hatırlatacak arkadaşlar. Nedir o tiyatrolar? Kadınlar Mektebi, Kocalar Mektebi, Okumuş Kadınlar, Adamcıl, Savruk, Tartüf. Bu sırada AVM'nin öbür tarafında bir hastane var. Hastanede de Yorga adında bir doktor var. Eskilerin deyimiyle bir tabip var arkadaşlar. Bu Yorga isimli karakterimiz küçükken el bebek, gül bebek büyütülmüş. Ninnilerle büyütülmüş. Yorga ki dandinilerle, dastanalarla büyütülmüş arkadaşlar. Fakat her şey el bebek, gül bebek olmasına rağmen sadece bir şey istediği gibi olmamış. Annesinin, babasının zoruyla tabip olmuş. İstemeyerek. Zoraki tabip olmuş bu arkadaşlar. Aslında kendisinin merakı başka alanlaraymış, başka meslekleraymış. Fakat zoraki tabip olmuş. Bu yüzden mesleğine adapte olamamış. Ama şunu da söylemekten geri durmamış. Madem mecbur zoraki doktor olduk, en azından istediğim alanda doktor olayım, istediğim alanda tabip olayım demiş. Ve tabibi aşk olmaya karar vermiş kendisi. İlişki koçu gibi düşünün, böyle evli çiftlere, evliliği düzgün yürümeyen çiftlere, mutlu olmayan çiftlere tavsiyeler veren bir tabip gibi düşünün bunu. Tabibi aşk. O sırada bir çift gelmiş. Zor nikahı yapmış bir çift. Yani istemedikleri halde evlenmişler. Zor nikahı yapmışlar. Bu yüzden doğal olarak ilişkiler düzgün yürümüyor. Hiçbir şey hissetmiyorlar. Tavsiye almak için bizim Yorga'ya gelmişler. Yorga bir takım dekbazlıklar düşünmüş. Dekbazlık, bir takım hilebazlıklar düşünmüş. Bir takım hileler düşünmüş. Yani ilişkinin düzgün yürümesi için düşündüğü bir takım hileler var. Hile dek demek. Dekbazlık, hilebazlık gibi düşün. Demiş ki, bol bol cezereye yiyin. Ne alaka demiş çift, yani cezere ne alaka? Bizim Yorga demiş ki, cezereye yiyen azar ya demiş, azar ya demiş, azarsınız demiş, güzel olur bu evliliğiniz falan. Şimdi burada bu hikayede adapte kelimesi, adaptasyon türündeki tiyatrolarını hatırlatacak bize. Arkadaşlar, nedir bu tiyatrolar? Yorga ki dandini, zoraki tabip, meraki, tabibi aşk, zor nikahı, dekbazlık, azar ya.